İkinci şu an mütalasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem kelime-i tevhitte azamet kibriya, celal-i subhani ve saltanat-ı mutlakayı rububiyeti samadaniye tahakkuk etmesi içindik. Üstadımız kelime-i tevhitte yani la ilahe illallah kelamında üç şeyin tahakkuk ettiğini beyan etti. Bir, azamet-i kibriya. iki celali subhani. Üç, saltanat mutlakayı rububiyeti i samedaniye. Şimdi her bir maddeyi mütala edelim. Birinci maddemiz kelime-i tevhidde azamet-i kibriyanın tahakkuk etmesi. Kibriya Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğüdür. Kelime-i tevhid olan la ilahe illallah kelamın da Allah'ın kibriyası kemal azametiyle görünür. Şöyle ki nasıl ki bir sultanın büyüklüğü saltanatının büyüklüğüyle, topraklarının genişliğiyle, hazinelerinin çokluğuyla ve ordularının kuvvetiyle ölçülür toprakları ne kadar geniş, hazinesi ne kadar çok, orduları ne kadar kuvvetli ve saltanatı ne kadar büyükse o sultan o derece büyük bir sultan olur. Aynen bunun gibi sultanı ezel ve ebed olan Allah Teala'nın kibriyası da saltanatının büyüklüğünde, mülkünün genişliğinde, hazinelerinin çokluğunda ve cunudunun haşmetinde gözük. La ilahe illallah demek bütün saltanatın sultanı, bütün mülkün maliki, bütün hazinelerin sahibi ve bütün orduların hakimi Allah'tır demektir. La ilahe illallah demek şu alemin tedbiri, tanzimi, İdaresi, terbiyesi ve bütün tasarrufatı Allah tarafından yapılıyor demektir. La ilahe illallah demek bütün icatların mucidi, bütün mahlukatın halıkı, bütün mevzukların rezzakı ve bütün eşyanın Rabbi Allah'tır demektir. İşte bu cihetle kelimeyi i tevhid, bütün eşyayı Allah'ın yedi kudretine teslim etmekle ve her bir mahluku cunudu Rabbaniye'nin bir askeri gibi göstermekle Allah'ın kibriyasını kemal azametle gösterip tahakkukuna hizmet eder. İkinci maddemiz kelime-i tevhidde Celali Subhani'nin tahakkuk etmesiydi. Allah'ın subhan olması cümle kusurdan münezzeh olup cümle kemal sıfatla muttasıf olmasıdır. Mesela Allah'a aczin ağız olamaması, cehlin yanaşamaması, naksın bulunmaması, kusurun ilişememesi hep Allah'ın subhan oluşundandır. Yine Allah'ın nihayetsiz alim, kadir, hakim, mürid, semi ve basir olması Allah'ın subhan oluşundandır. Her bir varlık bu subhaniyete cüssesi miktarınca aynadır. Ancak subhaniyetin celali yani haşmeti kelime-i tevhid ile tahakkuk eder. Zira kelime-i tevhidle bütün kainat Allah'a teslim edildi. Ve allah Teala kainatın tek sahibi olarak bilinir. Böyle büyük bir kainatı bu kadar muntazam yaratabilmek ve böyle mükemmel idare edebilmek için bütün kemal sıfatlarla muttasıf olmak ve bütün kusurlardan münezzeh olmak gerek. İşte kelime-i tevhid bütün kainatı Allah'a isnat etmekle Celali Subhani'yi yani Allah'ın subhaniyetinin büyüklüğünü ve haşmetini kemali şaşa ile gösterip tahakkukuna hizmet eder. Üçüncü maddemiz kelime-i tevhitte saltanat-ı mutlakayı rububiyet-i samedaniyenin tahakkuk etmesiydi. Samedaniyet Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin Allah'a muhtaç olmasıdır. Rububiyet Allah'ın mahlukatı yaratması, öldürmesi, beslemesi, ona suret vermesi, onu aza ve cihazlarla donatması, vazifesini öğretmesi, halden hale, şekilden şekle sokması, onu evirmesi, çevirmesi ve onda tasarrufta bulunmasıdır. Mutlakay hububiyet Allah'ın bu hububiyetinde bir kaydın, bir haddin ve bir sınırın bulunmamasıdır. Yani bu hububiyetin bütün kainatı kuşatıp zerre miskal bir eşyanın ve küçücük bir mekanın bu rububiyetin haricinde kalmamasıdır. Saltanat-ı mutlakayı rububiyeti samedaniye ise samet olan hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin kendisine muhtaç olduğu Cenab-ı Hakk'ın kayıtsız ve mutlak rububiyetinin saltanatı ve hakimiyetidir. İşte bu saltanat ve hakimiyet ancak kelimeyi i tevhidle tahakkuk eder. Bir zerre Allah'ın yedi kudretinden ayrılsa ve hububiyetinden hariç kalsa Allah'ın saltanatı inhidama yüz tutar. Küçücük bir eşya kabzeyi kudreti terk etse bu saltanat haşmetini kaybeder. Demek Saltanatı mutlaka-i samedaniye yani samet olan Allah'ın kayıttan azade olan hububiyetinin saltanatı ancak tevhid vasıtasıyla gözükür ve vahdet sayesinde tahakkuk eder. Kardeşler lafız ve kelimeyi bardağa benzetsek manayı bardağa konulan suya benzetebiliriz. Kimi bağdağını uzatır ama içinde su olmaz. Kimi bağdağını uzatır içinde bir bardak kadar su olur. Üstad Hazretlerinin bardaklarındaysa bir deniz var. Yani deniz misal manaları bardak misal lafızlara sığdırmış. Bu dersimizde mütalasına çalıştığımız azameti kibriya, celali subhani, saltanatı mutlakayı rububiyeti samedaniye ifadeleri üzerine bir gün konuşsak ve bu hakikatler üzerine bir gün tefekkür etsek yine azdır. Biz dersi kısa tutmak adına pencereyi açmakla yetiniyoruz. Dersten sonra sizler temaşaya devam edersiniz. Şimdi üstadımız dedi ki, kelime-i tevhid olan la ilahe illallah kelamında üç şey tahakkuk eder. Bir, azameti kibriya. iki celali subhani. Üç, saltanat mutlakayı rububiyeti samedani. İşte la ilahe illallah zikrinde bunlar tahakkuk ettiği için Efendimiz aleyhissalatu vesselam Şöyle buyurmuş Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman etmiş. Efdaluma qultu ana ve nebiyuna min gabli la ilahe illallah. Yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve en kıymetli sözleri la ilahe illallah kelamıdır. Şimdi La ilahe illallah zikrinin sebebi kıymetini anladık mı? Kıymeti şundanmış. Çünkü bu zikirde Allah'ın azameti kibriyası, celali subhanisi ve Saltanatın mutlakayı rububiyeti samedanisi tahakkuk eder. İşte bu tahakkuk sebebiyle kelime-i tevhid böyle kıymet kıymettardır. Şimdi gönlüme şu mana geldi. Ben hiç la ilahe illallah dememişim. Evet belki çok demişim. Lakin hakikatiyle dememiş. Namazdan sonraki tesbihatta La ilahe illallah zikrine benim gibi gafilane devam edenlerin kulakları çınlar. Şimdilik Allah'a emanet ol.